Dostlarım, hepinize afiyet olsun. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Size iki büyük müjdem var. Bunun için toplandık burada. Hayırdır hayatım? En son boşanmıştınız. Şimdi gerçekten mi evleniyorsunuz yoksa? Ya yok be oğlum, öyle bir şey değil. Ona daha var. Asıl büyük müjdem, bugün bizim Bahar'ımız, Bıcırağımız yurt dışında çok istediği bir okuldan kabul mektubu aldı. Vay. Bravo Fıstık. Bravo. Çok teşekkür ederim. Hepsi sizin sayenizde. Hiç de bile. Sen her şeyi kendin yaptın. Ayrıca öyle herhangi bir kabul mektubu değil. Gayet burslu bir şekilde okuyacak kendisi. Bravo. Bahar'cığım, tebrik ederiz. Bu müthiş bir haber. Gerçekten çok tebrik ederim Bahar'cığım. Umarım her şey istediğin gibi gider. E madem oralara kadar gidiyorsun, biz de bir ziyaretine geliriz değil mi? Olur olur aşkım, gideriz tabii. Londra'da benim de turnem vardı. Ben de bir ara uğrarım. E ben de gelirim. Olur. Çok sevinirim Emel'cim. Takılırız birlikte, güzel olur. Evet. Kızlar, takılırız derken erkeklerle buluşmalı bir organizasyondan bahsetmiyoruz değil mi? Onu bir bileyim de. Ya of abi. Ömer, utandırmasana ya prensesimi. Sorduk ya. Ablacığım sen bakma abine, tamam mı? Burs demişken ikinci büyük müjdemi de vereyim. Bugün şirketimin yönetim kurulu toplantısında son olarak onaylanan kararla birlikte bundan sonra her yıl 40 tane kız öğrenciye Leyla Barçın bursu verilecek. Helal olsun be. Bravo. Tolga, müthiş bir şey bu. Hayalindi Tolgacığım. Başarmanı sevindim. Gerçekten büyük adamsın. Diyorsun. Dedim bile. Hey oğlum, o kadar kazanıyoruz ediyoruz sonuçta. Artık birilerine bir iyiliğimiz dokunsun değil mi? Gerçekten öyle. Yeter ki Leyla Barçın'ımızın adı yürüsün. Yürüsün. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için tekrardan devam edebilirsiniz. Efendim Ayça? Ya kapat şu telefonu. Yani bir saniye. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.